biz böyle bir ortamda büyüdük. Sultanahmet'te Firuze Ağa Camii'nde imamdı babam. Hı. Tam caminin karşısı. Beni hep Sultanahmet Camii'ne gönderirdi. Niye? Çünkü ben camideki uzunca kalışı seviyordum. Hı. Camideki hocanın mihraba yürüyüşünü seyretmeyi seviyordum. Caminin, cemaatinin dünyanın her yerinden gelip merdivenlerin her birinden çıkıp saflarda buluşmasını seyretmeyi, o ahengin içinde olmayı seviyordum. Kediler niye dikkatimi çekti? O ezanları duyup, o medeniyeti görüp, o kadar dünya insanını görüp, Topkapı Sarayı'nda doğmuş büyümüş kedilerin torunları olarak o asaleti taşıyan ya. Kedilerin de durup durup aç kaldığında bile miyavlamadığını görürsünüz. Ya. Şimdi gidin hala o kediler orada. Nereden çok iyi biliyorsunuz derseniz, benim küçük kardeşim şimdi Marmara Üniversitesi'nin öğretim görevlilerinden bir tanesi. Hatta rektör beyin de özel kalemidir rektör hocanın. Onun bir kedisi vardı. Onu çok seyrettik biz ailece. O kadar asil kedi ki kardeşimden başkasının yanına gitmiyordu. Olur ya, başkasının yanına gider, o beni severse kardeşim üzülür diye. Kedinin aklına bak. Ya. Kedinin aklına bak. Biz seyrediyoruz bunları. Bu asalet, hayvan dediğimiz nesnedeki asaleti daha biz üzerimize elbise diye giyemedik.